yem fiyatları özellikle besçilikte ana kalem mi yoksa hayvan fiyatlarına önce o soruyu lazım. da güzelce bir masaya yatıralım Hı -hı. bu konuyla alakalı da çok yorum ve şey geliyor Hı -hı. yem pahalı sorusunun cevabını burada anlatayım bir kere daha ben yüzlerce kere anlattım bunu bir daha anlatayım ben de istiyorum ki yem bedava olsun Hı -hı. ben de istiyorum ki yemin torbası 30 lira olsun ama arkadaşlar bu yem torbasının içinde ne var pamuklu şeker mi var bunun içinde Çikolata mı var? Gofret mi var? Ne var? Senin benim ürettiğim malzeme var. Buğday, buğday kırığı, mısır, arpa, çavdar. Bütün bunları benim çiftçim üretmiyor mu? Hı hı. Peki bütün bunları benim çiftçim üretip satarken sürekli şikayette bulunmuyor mu? Buğdayımız para etmiyor, arpamız para etmiyor, mısırımız para etmiyor. Ben bir daha ekmeyeceğim böyle iş mi olur kardeşim falan demiyorlar mı? Peki, Peki aynı gelen biz... zamlar çiftçinin malı para ettiği için mi yoksa döviz endeksli mi ama? Yani çiftçinin ürünü de para ham maddenin, Kullandığımız ham maddenin %50'si dışa bağımlı. Hı -hı. Dışa bağımlı kaynaklar ağırlıklı olarak yağlı tohumlar Hı -hı. yani protein kaynakları evet. bunlar dövize bağlı olduğu için %50 fiyatın artmasına sebep olan şeyler bunlar. bunlar Bir, Hı -hı. diğer %50 tahıllar grubu Hı -hı. büyük çoğunluğunu bizim kendi iç piyasadan kendi ülkemizden temin ettiğimiz malzemelerdeki fiyat artışının yeme yansıması. Şimdi biz yarı yarı hem yarı çiftçi yarı hem yarı. hayvancıyız, değil mi? Hı hı. Ben de mesela kendim çiftçi kayıt sistemine dahil bir çiftçiyim. Bazen hani sana ne buğday hesabından falan diyorlar ya, ben de bir buğday ekicisiyim yani. <laughs> bu yıl ektiğim arpa 700-800 dönüm. E ben ben bu işin içinde ta içinde bir adamım. E aynı zamanda da Hayvanına yem yediren bir adamım. Günlük benim işletmemin 10 bin liralık yem gideri var. Hı hı. Günlük 10 bin lira. Aylık 300 bin lira yem gideri var. Yemin ucuzlamasını benden çok kimse isteyemez. <laughs> Ama bir paradoks yaşıyoruz. Neden? Ben arpayı üretiyorum, satıyorum 9 lira. Geri tekrar kızıyorum diyorum ki ya yem niye pahalı? E Bu yemci az önce dedik ki hani, besici senin amelen mi dedik ya hı hı. yemci bizim amelemiz mi? Sorun nerede? Sorun şurada. Besici dediğimiz adamın yem almasının anlamı yok kardeşim. Besicinin yem almakla işi ne? Yoncayla arpayı alan adama ne dedik? İşin yüzde ellisini garanti etmişiz dedik. Hı hı. Bir adamın yoncası var mı? Var. Arpayı da aldı mı? Tamam. Bitti. Mısır silajını da bulursa amenna bulamadı pancar küspesi. Geriye bir tek protein kaynağı kalıyor. Ya pamuk tohumu küspesi, ya kolza küspesi, ya da ayçiçek küspesi. Buldun mu bu dörtlüğü? Aa senin yemin hazır. Vitamin mineralde de git al firmalardan. Uygun karışımı da biz zaten sosyal medya hesabımızdan paylaşıyoruz. Ürettiği arpayı 800 liraya satıp tekrar geri ve besi yemini 65 liraya alan adam ne oraya yorum yazsın ne de hayvancılık yapsın. Acilen başka bir mesleğe geçiş yapsın. Kimseyi de yormasın. Bizi de üzmesin. Biz onlara cevap vermekten artık yorulduk. Bugün bir tane arpezme makinesi kaç para? 2000 liraya bile arpezme makinesi var. Hı hı. E alsın bir zahmet. Arpasını, buğdayını, kırığını çeksin. Hani şimdi orada yazıyor adam. Döşüyor oraya. Ya Eşref Şekerli sana bunların hepsinin cevabını verir kardeşim. Abi biz buğdayı 9 liraya satamadık. Satma. Sana kim dedi 9 liraya buğday sat diye? Sen yemin torbasını 70 liraya alıyorum diye az önce feryat eden adam değil misin? Ha Ne var bu yem torbasının içinde? Hiçbir zaman seni sattığın kadar kaliteli bir buğday bu yem torbasının içine girmez. Buğdayın çok uzak akrabası girer onun içine.